Manşet enflasyonun düşük gelmesi nedeniyle Amerikan hisse söründe yaşanan alım dalgası kısa sürdü. Büyüme ve faize duyarlı hisselerdeki satışla endeksler gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın yerlerde kapattı. Gayrimenkul, havacılık, otomotiv ve teknoloji hisseleri endekse göre daha zayıftı. Tutanaklarda yumuşak durgunluk tahminine yer verilmesi ve Richmond Fed Başkanı Barkin'in çekirdek enflasyonu düşürmek için Fed'in daha işi olduğunu açıklaması piyasalardaki satışa temel gerekçe olarak gösteriliyor. Fed'in enflasyonu düşürmek için ekonomiyi yumuşak bir durgunluğa sokmaya razı olduğu görüşüne katılıyoruz. Son 20 yılda 6 sert faiz artışı döneminin 5'inde Amerikan ekonomisi durgunluğa girdi. Borsa İstanbul dünyadan bağımsız yükselişini sürdürüyor. Son dönemde geride kalan bankalar ve gıda perakendisi hisseleri yükselişle başa çekiyor. Yolcu verisi güçlü gelen TAV pozitif ayrışıyor. Tahvil faizlerindeki yükseliş sürerken 2 ve 5 yıllık devlet tahvili faizleri sene başına göre 7 puandan fazla yükselerek %17.4 ve %16 seviyesine ulaştı. Banka hisseleri ve devlet iç borçlanma tahvil faizlerindeki eş zamanlı yükselişi, seçim sonrası ekonomi politikalarının normalleşeceği ve politika faizlerinin artırılacağı senaryosunun fiyatlanması olarak okuyoruz. Riskin ve getirinin yüksek olduğu bu senaryoyu teyit edecek bilgiye sahip değiliz. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Ancak dünkü alımlar güçlü bir momentumu gösteriyor. Banka hisselerinin seyri piyasanın yönünü belirleyecek. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5125 ve 5175. Amerika ve Avrupa'da havayolu hisselerinde satış baskısı Türk Hava Yolları ve Pegasus'u kısa vadede olumsuz etkileyebilir. Alış fırsatı olarak görüyor ve ilk çeyrek karlarının güçlü olmasını bekliyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Alerko, Aselsan, Migros, Petkim ve Sasa. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.